Hazreti İdris bulutlarla konuşabiliyordu. Yağmur yağdırmak istediği zaman bulutlarla konuşarak yağmur yağmasını emreder ve bulutlardan sular boşalırdı. Eğer bir yerde fazla kar ve yağmur varsa oralardan bulutların çekilmesini sağlıyordu. Dünyaya gönderilen üçüncü Hazreti Cebrail'in ise vahiy getirdiği ilk peygamberdir. Meryem ve Enbiya surelerinde adı geçen Hazreti Adem ve Hazreti Şit'ten sonra gelen Hazreti İdris ilk terzi ve ilk katip olarak bilinir. İşte Hazreti İdris'in hayatı ve kıssası. Kaç yıl yaşadığı hususunda kesin bir bilgi yoktur. Hazreti İdris'in halen hayatta ve semada olduğu kabul edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de adı iki defa geçer. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İdris için biz onu yüksek bir mekana kaldırdık buyurulmaktadır. Hazreti Adem'in altıncı kuşaktan torunudur. Babil tarafında doğduğu rivayet edilmektedir. İdris aleyhisselam içinde yaşamış olduğu Kabil topluluğuna peygamber olarak gönderildi. Her türlü isyan, kötülük ve günahın işlendiği bu topluluğa Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi ve Allahu Teala'ya kulluk etmeleri gerektiğini sabırla anlattı. Allah Hazreti İdris'e 30 sayfalık bir kitap gönderdi. Cebrail Aleyhisselam dört defa gelerek Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını tebliğ etti. Melekler grup grup onun ziyaretine gelip görünürlerdi. Her birinin ismini, vazifesini, tesbihini bilirdi. Havada uçup giderlerken onları görürdü. Gökyüzündeki bulutlara dağılmalarını emrettiği zaman dağılırlar ve dile gelip onunla konuşurlardı. Bunlar Allah'ın Hazreti İdris Aleyhisselam'a verdiği mucizelerdir. Hazreti İdris kavmine kendisinden sonra gelecek peygamberleri Muhammed aleyhisselam'ın vasıflarını bildirdi. Kendisinden sonra gelecek olan Nuh tufanını ve ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselamı bütün tafsilatıyla anlattı. Peygamber olduğunu ispat eden birçok mucizeler gösterdi. Fakat kendisine kavminden çok az kimse itaat etti pek çoğu ise ona karşı geldi kendisine inanan bin kadar mümin cemaati olduğu rivayet edilmektedir bunun üzerine Hazreti İdris yaşamış olduğu Babil diyarından Mısır'a hicret etti kendisine iman edenlerle birlikte burada yerleşti Allah Hazreti İdris'e 72 dille konuşmayı nasip etti. Her kavmi kendi lisanıyla hak dinine davet etti. Harp aletleri yapıp kafirlerle cihad etti. İnsanlara şehir kurmak sanatını ve idarecilik ilmini öğretti. Yüz şehir kurdu. Bunların en küçüğü Diyarbakır yakınında bulunan Reha şehridir. Her millet de öğrendikleri bu kaidelerle kendi bölgelerinde pek çok şehirler kurdu. İnsanlara muhtelif ilimleri de öğretti. Peygamberin en önemli özelliklerinden bir diğeri sayı ve harfleri ilk defa kullanan kişi olmasıdır. Bu nedenle kendisinden ilk katip olarak bahsedilir. İnsanların birçoğuna matematik dersleri verdi. Fen ilimleri tıp ve yıldızlarla alakalı ince ve derin meselelerden bahsetti. Allah'ın ona göklerin terkiplerini neden meydana geldiklerini, yıldızlarla alakalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti. Astronomi ve matematikle uğraşan ilk peygamberdir. Onun Nücum adı verilen bu bilim ile ilgili yazdıkları daha sonra Mısırlılar tarafından bulunmuş ve bilimsel araştırmalarda kullanılmıştır. Hazreti İdris dünyadaki ilk terzidir. Ondan önce insanlar hayvan derileri giyerdi. Kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini o öğretmiştir. Osmanlı döneminde kaleme alınan gazel, metiye ve kaside türündeki eserlerde Hazreti İdris'ten terzilerin piri olarak bahsedilir. Hazreti İdris uzun yıllar boyunca halkını hak dinine davet etti. Yeryüzünü dört bölgeye ayırıp her birine bir vekil tayin etti. Bir müddet sonra aşure gününde göğe kaldırıldı. Dünyada yaşadığı ömrünün sonuna doğru ölüm meleği Azrail İdris Aleyhisselam'ı ziyarete geldi. Hazreti İdris Azrail'e bir anlık benim ruhumu al dedi. Bunun üzerine Allahu Teala Azrail'e onun ruhunu al diye emretti. Azrail ruhunu aldı. Allah İdris Aleyhisselam'ın ruhunu tekrar iade etti. Hazreti İdris, Azrail'e beni semalara götür, cenneti ve cehennemi göreyim. Bunun üzerine Allah, Azrail'e onu semaya götürmesini, cehennemi ve cenneti göstermesini vahyetti. Hazreti İdris'e cehennem gösterildi cennete götürüldü. Cennete gidince çıkmak istemedi. Kendisine niçin çıkmıyorsun diye sorulunca Allahu Teala her nefis ölümü tadacaktır buyurdu. Ben ise ölümü tattım. Yine Allahu Teala herkes cehenneme uğrayacaktır buyurdu. Ben oraya uğradım. Allah onlar cennetten çıkmayacaklardır buyurdu. İşte ben bunun için cennetten çıkmak istemem dedi. Bunun üzerine Allah Azra ile vahyedip Hazreti İdris'in cennette kalmasını bildirdi. Hazreti İdris böylece cennette kaldı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresi 57. ayeti kelimesinde mealen biz onu yüksek bir mekana kaldırdık. Tefsir alimleri ayeti kerimede bildirilen yüce mekandan muradın peygamberlik ve Allahu Teala'ya yakınlık mertebesi veya cennet veya altıncı yahut dördüncü kat sema olduğunu bildirmişlerdir. Buhari ve Müslim'de bildirilen hadisi şerifte peygamberimiz miracı çıktığı zaman Hazreti İdris'i dördüncü kat semada gördüğünü bildirmiştir. Hazreti İdris diri olarak göğe çıkarılınca onu çok sevenler ayrılık acısına dayanamadılar. Hatırlamak için resmini yaptılar. Daha sonra gelenler bu resmi tanrı sandılar. Çeşitli heykeller yapıp tapıldı. Böylece putperestlik meydana geldi. Rönesans döneminde yaşamış bazı ressamlar göğün dördüncü katında Hazreti İdris ile Hazreti İsa'nın birlikte yer aldığı freskler çizmiştir. Rönesans döneminde yaşamış bazı ressamlar göğün dördüncü katında Hazreti İdris ile Hazreti İsa'nın birlikte yer aldığı freskler çizmiştir. Bazı alimler İdris aleyhisselamın halen semada ve hayatta olduğunu söylemektedirler.